Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzla birlikte 11. bölümümüze geçiyoruz arkadaşlar. Üçgende alan. Bakalım şöyle bir toplamda kaç tane kazanımı varmış? 29 tane kazanımımız mevcut dostlarım. Bu konuyu bununla birlikte böyle bütün üçgende alanla ilgili biz bilgileri öğretmeye çalışacağız size dostlar. İlk birkaç köşe taşında biliyorsunuz konuyu anlatmaya yönelik yavaş yavaş çözüyorum. Sonra biraz daha hızlanıyoruz arkadaşlar. Artık buna siz de alıştınız. Şimdi birinci köşe taşımıza bakıyorum arkadaşlarım. Neler sormuşlar? Böyle alan bulacağız dostlar. Çok önemli değil. Biliyorsunuz üniversite sınavında böyle sorular tabii ki gelmiyor ama yine biz birkaçını çözmüş olalım en azından. Şöyle 3-5 tanesini çözelim. Sonra şeye geçelim. Normal sorularımıza geçelim artık. Şimdi burada bakıyorsunuz. Kaç birim kareden oluştuğunu söyleyin diyor. İsterseniz tabii tek tek sayabilirsiniz bunları ama gerek yok. Şu dikdörtgenin alanını soruyor bize. Bakın şurası 1, 2, 3, 4 birimden oluşuyor. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimden oluşuyor. Ve dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımı. Yani 6 çarpı 4'ten 24 birimlik bir yer kaplıyormuş diyebiliriz. Geldik buna. Burada da dik üçgen var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şurası 4 birimden oluşmuş. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimden de burası oluşmuş. Ve bir dik üçgenin alanı dik kenarlarını çarpıp yani 6 ile 4'ü çarpıp 2'ye bölerek bulunur dostlarım. 6 çarpı 4 bölü 2'den 24 bölü 2 yani 12 çıkar. Bunun da alanı diyebiliriz. Üçüncü şeklimiz bir yamuk. Yamuğun alanını bulacağız dostlarım. Tabii siz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Şuradan aşağıya bir diklik indirip bir üçgenin bir de karenin alanını bulabilirsiniz eğer isterseniz. Ya da işte bunu da şöyle parçalara ayırın. Ya da yine içinden tek tek sayın arkadaşlarım da diyebilirim. Ama direkt yamuğun alan formülü de şuydu. Şimdi bakın şu kenar 4, şu kenar 4, burası da 2, 4, 6, 7. Şimdi bir yamuğun alan formülü alt tabanla üst tabanı toplarsınız. Tabi bunları yamukta daha da iyi öğreneceğiz biz arkadaşlar. Şimdilik sadece söylüyoruz. Asıl bu başlığımızda yani bu konumuzda bizim üçgende alanla işimiz var bizim daha çok. Böyle yamuklarla falan çok fazla muhatap olmayacağız. Alt tabanla üst tabanı topluyorum. Yani 7 ile 4'ü topluyorum. 2'ye bölüp yükseklikle yani şuradaki 4 ile de çarpıyorum bunu. Bakın ne geliyor? Şu 2 ile şu 4'ü sadeleştirelim. 2. 7, 4 daha 11. 2 ile çarparsam da 11'i 22 çıkıyormuş bunun alanı. Bakın alttaki şeklimiz de bir yamuk. Hemen şurası 2 birim. Şuraya hesaplayalım. 2, 4, 6, 7, 8 birim burası. Şu yüksekliğini söyleyelim. 3 birim. Neydi yamuğun alanı? Alt tabanla üst tabanı topla. 10. 2'ye böl. Yükseklikle çarp. 10'u 2'ye bölersem 5. 3 ile çarparsam da 15 çıkıyormuş bu yamuğun alanı. Bakın burada klasik üçgenin alanını yapacağız. Tabanımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim tabanımız. Yüksekliğimiz 4 birim. Ve en klasik üçgenin alan formülü ve en çok sorulan üçgende alan formülü taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 7 çarpı 4 bölü 2'den 14 olduğunu bulduk. Bunun da alanı. Bir de şunların içinde arkadaşlarım şu üçgenin de alanını bulalım biz. Bakın bu da tabanımız 1, 2, 3 birim. Şimdi biz hep şunu zannediyoruz. Üçgenin yüksekliği hep bu tabanın içine gelecek diye zannediyoruz. Yani şöyle düşecekmiş gibi hissediyoruz hep arkadaşlar. Bakın üçgenin yüksekliği illa bu tabanın tam böyle içine düşecek diye bir kural yok. Bazen de uzantısına düşer. Yani bu tabanı böyle sağa sola doğru uzatırsınız. Buna inen yükseklik işte şuradan aşağı indirdiğimiz dikliktir dersiniz dostlarım. Yani 1, 2, 3, 4 birim benim şu üçgenimin yüksekliğidir arkadaşlar. İlla bakın tam tabanın içine düşecek diye bir kural yok. Bazen uzantısına da düşer ki geniş açılı bütün üçgenlerde yükseklik dışarıdan çizilir diye söyleyeceğiz zaten. Artık bu 3 kenarına inen yükseklik 4'tür. 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 olduğunu bunun da bulduk. Evet bu kadar yeterlidir arkadaşlarım. Dediğim gibi burası biraz böyle konuya ısınma gibi bir şey olmuş. Burayı geçtik. Hemen arka sayfaya çevirdim. 2 numaralı köşe taşımızdayız. İşte böyle güzel sorular çözelim bakın. Burada şimdi özel dik üçgenimiz var. Şurada bakın 5, 12, 13 dik üçgeninden buranın 5 olduğunu buldum şu dik üçgenden. E şimdi bana neyi soruyor? Alan ABC. Bakın bu üçgenin tabanı ne çıktı? 14. Bu tabana ait yüksekliğimiz 5. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den ben alanı buldum. 7 dedim buraya. 7 kere 5, 35 çıktı. Şuna bakalım. Bakın yine bir özel dik üçgenimiz var. 6, 8, 10 dik üçgenimiz değil mi? Bu 6, 8, 10. 3, 4, 5'in 2 katı. E artık o zaman tabanımız kaç geldi? 11. Taban 11. Yükseklikte 8 çarpıp 2'ye bölüyorum. Buradan 44'e ulaşıyorum arkadaşlar. Bu sorumuza geçelim. Bakın yine özel üçgenlerden oluşan bir soru. Şurası 9, 12, 15 dik üçgeni. Şu üçgen. 9, 12, 15. 3, 4, 5'in 3 katı. Burası da 12, 16, 20 üçgeni. Bu da 3, 4, 5'in 4 katı. E artık taban belli bakın. Şuranın tamamı benim tabanım. 25. E bu 25'e inen yükseklikte 12 zaten. O zaman 25 çarpı 12 bölü 2'den şunları sadeleştirelim. 6 yapalım. 150 çıktı. 6 çarpı 25'in sonucu. Buna geldim. Bakın yine 6, 8, 10 üçgenimiz var. O zaman şu 8'i yazalım. Burada bize alanı vermiş. Yani işi tersten yapacağız şimdi. Şimdi yüksekliğimiz ne? 6. 6 çarpı tabanımız BC bölü 2 eşittir 36 olacak. Şimdi biz şu ikileri... bu arada odaklanmayı hiç ayarlamadık arkadaşlarım. Ona da hemen bir basalım, kilitleyelim. Çünkü sürekli hareket ediyor. Evet, odaklanmayı da ayarladık. Şimdi ne dedik? Şu 2 ile şu 6'yı sadeleştirelim. 3. 3 ile neyin çarpımı 36? 12'nin. O zaman BC 12. BC dediğim yer şurası. Taban 12 olacak. Demek ki şu HC'ye 4 kalacak dedim. Evet, ikinci köşe taşımızı gömdük. Hemen 3 numaralı köşe taşımızdayız. Bakın burada da 30-60-90 üçgenimiz mevcut. Hemen 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı bu 6'nın kök 3 katıydı. 6 kök 3. Şimdi bir dik üçgenin alan formülü şuydu arkadaşlar. Dik olan iki kenarını çarpıyorsunuz. Yani 6 kök 3'ü çarpıp 2'ye bölmeniz yeterli. Şu 2 ile şu 6'nın birini sadeleştirelim. 3 kalsın. 3 ile 6'yı çarptım. 18. Bir de kök 3 var. 18 kök 3'tür dik üçgenimin alanı. Burada da yine AHC'nin alanını soruyor. Sağ taraftaki üçgenin alanını soruyor. Şunun. Tabi bu dik üçgenin alanını bulmam için benim şuradaki x kenarını bulmam lazım. Bunun için de bakın diklikten diklik inmiş öklit yapacağız dostlar. Dik üçgen konusunda bunları hep söyledik. Dikliğin karesi 4'ün karesi 16, 2 ile x'in çarpımına eşit. Yani h kare p çarpı k öklitini yaptım. 2 ile neyin çarpımı 16? Tabii ki 8'in. E artık burayı 8 bulduğuma göre şimdi bu dik üçgenin alanını nasıl hesaplayacağım ben? Dik olan şu 8 ile 4'ü çarpıp 2'ye böleceğim. 4 ile 8'i çarpıp 2'ye bölüyorum. 4 ile 8'in çarpımı 32. 2'ye bölersem 16 çıktı. AHC'nin alanı. Evet, 3. sorumuzdayız. Bakın yine bir 6, 8, 10 üçgeni görüyorum. Şurası 8. 6, 8, 10. 3, 4, 5'in 2 katı. Burada bakın 45, 90, 45 üçgeni görüyorum. Yani ikizkenar dik üçgen. O zaman burası 8. Şimdi benden nereyi istiyor? BCD. Sadece şu dik üçgenin alanını bulmamızı istiyor. Ve dik üçgenin alan formülünü biliyoruz biz. Dik kenarlarını yani 8 ile 8'i çarpıp 2'ye bölüyorum. 64 bölü 2'den 32 çıktı sorumun cevabı. 4. sorudayız. Yine bir öklit bağıntısı görüyorum arkadaşlar. Bakın diklikten diklik inmiş. Şuna bir h diyelim biz. H kare eşittir 4 ile 9'un çarpımına. 4 ile 9'u çarparsak 36 yapar. Demek ki neyin karesi 36? 6'nın. H 6'ymış. Şimdi nerenin alanını istiyor? Hepsinin değil bakın. A, D, C'nin. Şuranın alanını istiyor. E bu dik üçgenin de alanını nasıl bulacağız biz? Dik kenarlarından biri 6, biri 9 çarpıp 2'ye böleceğiz. 54 bölü 2'den 27 gelecek sorumuzun cevabı. Evet, 3 numarayı da gömdük. Hemen çevirdim. 4 numaralı sorumuzdayız. Bakalım burada neler yapacağız. Şimdi alan ADC'yi istiyor. İşte bakın ilk köşe taşında bahsettiğim olayı burada yapacağız. Şimdi bizden şu üçgenin alanını istiyor. Şunun. Şimdi dostlar ne demiştim ben? Bir kere önce şuraya bir 4 diyelim. 3, 4, 5 üçgeninden 4'ü bir yazalım. Şimdi dostum biz hep şunu zannediyoruz. Şimdi bu üçgene yükseklik indireceğim. Mesela şu 8 kenarına. Şu A'dan ineceğini biliyoruz yüksekliğin. Ama şöyle inecekmiş gibi hep düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Yani sanki yükseklik hep bu DC'nin, D ile C'nin arasında bir yere düşecekmiş gibi zannediyoruz. Ama yükseklik geniş açılı üçgenlerde kenarın tam üstüne düşmez. Bu geniş açıyı oluşturan kenarın üstüne yükseklik asla tam üstüne düşmez. Uzantısına düşer. Bakın siz DC'yi sol tarafa doğru uzatırsanız İşte A'dan inen yükseklik aslında bu 4 dediğimiz şey, bakın buradaki 3'e de inmiş yüksekliktir. 8'e inmiş yüksekliktir. Hatta buranın toplamına inen yüksekliktir de aynı zamanda. Yani 11'e de inmiştir. Ama ben 8'lik üçgenin alanını bulacağım için sadece 8'i alacağım. 8'in yüksekliği 4. O zaman 8 çarpı 4 bölü 2'den 16 gelecek sorumun cevabı. Evet, ikinci sorudayız. Bakalım burada nerenin alanını istiyor? BDC'nin, bakın şuranın alanını istiyor. Biz şimdi bu denizli açısının geniş açı olduğunu biliyoruz değil mi şurayı? Neden hocam? Çünkü iki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten, hatta burası tam 135 derecedir. Peki 45, 45, 90'dan burası 9 ise burası da 9. Şimdi hesaplayalım yine arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum bakın. Şimdi ben bu üçgenin DC kenarını bildiğim için bu kenara bir yükseklik indireceğim. Şimdi üçgenin ismi ne? BDC. Bak bu kenara yükseklik indireceğim. Nereden inecek bu yükseklik? B'den. Tam bu B'den. Bakın DC kenarına indireceğiniz yükseklik DC'yi yuvarlak içine aldığınızda boşta kalan köşeden iner. B'den inecekmiş yani. Demek ki ben bu B'den DC'ye bir yükseklik indireceğim. E hocam bu yükseklik şöyle inmez mi? Tam DC'nin içine doğru. Hayır. İlla DC'nin içine inecek diye bir kural yok. Bakın şöyle uzattığınızda DC'yi yukarıya doğru şöyle uzattım. Bakın bu B'den zaten uzantısına bir yükseklik indirmişiz. Sen zaten buradan bir yükseklik daha indiremezsin. Düşünsene buradan yükseklik indirdiğini. Şu üçgene baksana bir arkadaşım. 90, 90 bir şey. Olur mu böyle bir üçgen? İç açıları toplamı 180 derece olacaktı. İkisinin 90 olma ihtimali yok. O yüzden bunun yanlış olduğu buradan da belli. Demek ki benim asıl yüksekliğim şuradaki 9'muş arkadaşım. Bu 9 şuradaki 6'ya inen yükseklikmiş. O zaman üçgenimin alanı 9 çarpı 6 bölü 2'den 54 bölü 2 27 yapar. İşte buradayız. Bakın yine benzer bir soru. Şimdi bizden alan ABC'yi istiyor. Arkadaşlar bunun alanını 1 milyon farklı yolla bulabilirim ben size isterseniz. Ben ama en son bu soruyu soran amcanın istediği stilde çözeceğim. Ama dediğim gibi biz gerçekten bu soruyu bir sürü yolla çözebiliriz. Çünkü biz dik üçgen biliyoruz. Çünkü biz biraz da olsa trigonometri biliyoruz. Trigonometride mesela şöyle bir formülümüz vardı. Sinüs alan bağıntısı. Neydi o sinüs alan bağıntısı? Hemen şuraya birinci yol diyerek bulayım ben isterseniz. Şöyleydi. 1 bölü 2 vardı başta. Çarpı üçgenin iki kenarını çarpıyorum. 10'la 18'i. Bir de aralarındaki açının yani 30'un sinüsü. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Bakın buradan alanı bulursun. Bu birinci yol olsun. İkinci yol, ben şuradan aşağıya bir diklik indirebilirim. Hani ne demiştim dik üçgende? 30'u görünce karşısına diklik indir. Peki burası 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı 9 olur. Ve bakın bu 9 şu BC'ye inen yüksekliktir. Dışarıdan inmiş geniş açılı olduğu için. O zaman bu üçgenin alanı 9 çarpı 10 bölü 2'dir derim. İkinci yol olarak da bunu yazarım. 45 çıkıyormuş cevabımız. Bakın üçüncü yolda şu olur. 30'u gördüm karşısına diklik indirecektim ya. Böyle de indirebilirim hocam bu dikliği ben. Bakın 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı yarısı olacak 5. Ve bu 5 dediğim 18'e inen yüksekliktir. O zaman 5 çarpı 18 bölü 2'den 45'i böyle de bulabilirmişiz arkadaşlar. 3 farklı yolla çözdük soruyu. Geldik buna. Dördüncü sorumuz alan AEC. Bakın şu üçgenin alanını istiyor bizden. Şunu. Şimdi biz üçgenin bir kenarını biliyoruz. O zaman bu kenara inen yüksekliği de bilmeliyiz dostlarım. Tabi illa EC'ye inecek diye beklemiyorum. Bakın EC'yi şöyle sağa sola doğru uzatıldığında bu uzantılardan birinin üstüne de inse olur. Nereden inecek EC'ye? Üçgenin ismini yazıyorum. AEC. EC'ye yükseklik nereden inecek? A'dan. Boşta kalandan yükseklik iner demiştim. O zaman A'dan bu mavi çizginin üstüne inen bütün yükseklikler EC'nin yüksekliği olabilir. Bir tane inecek zaten mecbur. Bir noktadan bir tane yükseklik iner. O da zaten inmiş. İşte bu. Bakın bu AD dediğimiz çizgi 9'un yüksekliğidir artık dostlarım. Peki AD kaç hocam? 8. Neden? 6, 8, 10 üçgeninden. O zaman üçgenin alanı 8 çarpı 9 bölü 2'den 72 bölü 2, 36 geldi. Evet. 4 numarayı da gömdük. Hemen 5 numarayı çözelim arkadaşlarım. 5 numaralı köşe taşımız şurada. Bakın ne diyor? ABC dik üçgen, DC 6, AC. AC neresi? Şurası 12. Bana da x'i soruyor arkadaşlar. X dediğimiz şey ne? Yükseklik. Hangi üçgenin yüksekliği? Şu üçgenin yüksekliği arkadaşlar x. Unutmayın, taktiktir. Yazın kenara bunu mutlaka. Bir soruda yükseklik bulacaksan en kolay alandan bulursun kardeşim. Alan aklına gelecek. Yükseklik bulman gerekiyorsa aklına alan gelecek diyorum. Şimdi canım dostum, sen şimdi başlığın üçgende alan olduğunu biliyorsun ya şu anda. Tabii ki alan yapacağını biliyorsun ama üniversite sınavında başlıklar olmadığı için sen bunu hangi konudan çözeceğini, dik üçgen de yapabilirsin burada mesela ama soru çıkmaz. Benzerlik yapabilirsin ama soru çıkmaz. Ne yapacakmışız? Yükseklik mi soruyor? He, ben bunu alandan çözerim aga. Hangi üçgenin alanından çözerim? Hangi üçgenin yüksekliği ise o üçgenin alanından çözersin. Şimdi bu taradığım üçgenin alanını tabanı 6 seçersem 6 çarpı bu 6'ya inen yükseklik, bak deminden beri yapıyoruz, 8 değil mi? 8 bölü 2 değil midir bu üçgenin alanı? Peki ben bu üçgenin alanını tabanı 12 seçersem 12'nin yüksekliği hangisi? X. X çarpı 12 bölü 2 diyerek de bulabilirim. İşte bunların ikisi aynı üçgenin alanı olduğu için birbirlerine eşitlenir. Ve bakın şu ikiler gitti. 12'yi de buraya bölü diye atalım. Burası 48'dir. Burası da bölü 12 geldi. X eşittir 48 bölü 12'den 4 çıktı. Şuna bakalım arkadaşlarım. Şimdi burada ne diyor? AC'yi, şurayı 16 vermiş. BD'yi, yani 16'ya inen yüksekliği vermiş 9. CE'yi ne vermiş? 12. AB'yi de bizden istiyor. Bakın aslında az önceki yaptığım muhabbetin çok benzerini yapacağız burada dostlar. Şimdi 16'yı seçersek taban olarak bu üçgenin alanı 16 çarpı 16'nın yüksekliği 9 bölü 2'dir. Üçgenin alanı bu. Ben tabanı x seçersem x'in yüksekliği 12'dir. O zaman bu üçgenin alanı x çarpı 12 bölü 2 diyerek de bulunabilir. Hemen bölü 2'ler gitti. Hatta bir daha sadeleştirelim. 4'e bölelim 3, 4'e bölelim 4 kalsın, 3'e bölelim 1, 3'e bölelim 3 kalsın. Bakın burada 4 kere 3 12 kaldı. Burada da x çarpı 1'den bir tek x kaldı. Demek ki x 12'ymiş. Şuna geldik. AD'yi soruyor bize. 4 var, 9 var. Başka da bir şey yok. Arkadaşlar bakın şu üçgenin alanını bulacağız şimdi. Şu üçgene odaklanın. Şimdi ben bu üçgenin alanını tabanı 9 seçersem, 9 tabanım olsa, bu tabana inen yükseklik A'dan inecek, zaten inmiş, bakın uzantısına 4 inmiş. O zaman bu üçgenin alanı 4 çarpı 9 bölü 2'dir. Bu 1. 2. Ben bu üçgenin tabanını x seçersem, x'e yükseklik C'den inecek, bakın zaten uzantısına doğru bir yükseklik inmiş C'den. 6. O zaman x'in yüksekliği 6. Demek ki x çarpı 6 bölü 2 de bunun alanı. Hemen şunları sadeleştirdim. 4 kere 9 36 eşittir 6x'ten 6'ya bölersem x'i de 6 buldum gençler. Evet, dördüncü sorumuzdayız. ABC ve bilmem ne birer dik üçgen demiş. 2 var. AB'yi de 10 vermiş. AB neresi? Şurası 10. Verilenlere göre EC şurası nedir diye bir soru soruyor. Arkadaşlar şu BC'yi çiziyorum. BC'yi. Bakın burada bir ABC üçgeni oluşturdum ve soru 2 numaralı sorunun tıpatıp aynısı haline döndü dostlar aslında. Şimdi şu BD kaç santimdir? Şuradaki dik üçgenden odaklanın BD'ye. 6, 10, BD 8 santimdir. Peki ben bu üçgenin alanını 8 yükseklik, burası da taban, bu da 8. 8 çarpı 8 diye bulup 2'ye bölebilirim, bu üçgenimin alanını verir. Yine yani şu üçgenimin alanını, hepsinin alanını verir. Peki bir de bu üçgenin alanını tabanı 10 seçip yüksekliği de EC desem 10 çarpı EC bölü 2 diyerek de bulabilirim. Hemen bölü 2'leri sildim. 64 bölü 10. 64 bölü 10'da 6.4 yapar. Sorumun cevabı Ceyhan'dan gelir. Evet, 5 numarada tamamdır. Hemen çevirdim arka tarafı. Geldim 6 numaralı köşe taşımızın birinci sorusuna. Vira bismillah. Bakalım ne diyor. 2 kök 5 alan ABC diyor. Kardeş, geometrinin birinci farzı. İkizkenar görünce tabana diklik indir. Aha, indirdim. Kayı kuralını yap. Kayı kuralını anlattım ben size. Köşe taşlarında anlattım. Konu anlatımlarında anlattım. Kayı kuralı neydi? Yükseklik kenar orta yoluyor. O zaman kök 5, kök 5 diye burayı bölüyor. Hemen şurada bir Pisagor çakıyorum. Kök 21'in karesi 21 eşittir. H kare artı kök 5'in karesi 5. 5'i bu tarafa atarsam 16 eşittir. H kare. H eşittir 4 geldi. Yani ben üçgenimin tabanını biliyorum. Yüksekliğini biliyorum. Daha ne duruyorsun? Alanını bulsana. 4 çarpı 2 kök 5 bölü 2. İkiler giderse cevap Ceyhan'dan patladı gitti. Geldik buna. Hocam ikizkenar gördüm. Artık soruyu okumayacağımı biliyorum. Pat diye dikliğimi indirdim. Bu diklik burayı 2'ye bölecek. 6, 6. Ve bakın karşımıza ne çıktı? 6, 8, 10 üçgeninden buranın 8 olduğunu bulduk. Sabahtan beri yaptığımız şey. Bu 6'ya inen yükseklik uzantısına da inmiş olabilir demiştim. Yüksekliğimiz 8. O zaman 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 gelir bu sorumuzun cevabı. Hemen 3 numaraya geçiyorum. Aha, yine bir ikizkenar üçgen gördük. Aga, hiç düşünmeden yüksekliğimizi indirdik. 9. 9 diye böldü. Şurası 60 derece. Hocam 60'ın karşısı 9'sa 30'un karşısını bulmak için kök 3'e bölüyordum ben 9'u. 9'u kök 3'e bölersen 3 kök 3 çıkar. Ve bu 3 kök 3 senin yüksekliğin. Nerenin yüksekliği? Hocam 6'ya ait yükseklik diyebilirsin. Çünkü sana bu üçgenin alanını soruyor. O zaman 6 çarpı 3 kök 3 bölü 2'den 9 kök 3 çıktı sorumun cevabı. 4 numaralı sorudayız. ABC üçgeninde 5, 5. Yine ikizkenar üçgen verilmiş dostlar. İkizkenar üçgende indirilen bu yükseklik kenarı 2'ye bölecekti. Böldük. Açıortay da olur kayı kuralından dolayı. Açıortayı da yazdık. Dostlar sonra... Başka nereye vermiş? BC'yi 8 vermiş. 4, 4. Aga bak, bu ikiz kenar üçgen. Şu kenar ortay üçgenin alanını 2 eşit parçaya böler. Yani şuna A alanı dersen bu da A alanıdır. Buna da B diyelim. Hatta burası da B'dir ama bunu gerek yok. Bakın bize neyi soruyor? A ile B'nin toplamını soruyor. Yani kapat şurayı. A ile B'nin toplamı şuradaki dik üçgenin alanını soruyormuş meğersem dostlar. Bu dik üçgenin alanı. Hocam burada 5 var. 4 varsa burası ne olur? 3. 3, 4, 5 üçgeninden. Dik üçgenin alanını soruyor. Dik kenarları çarp. 3 ile 4'ü 2'ye böl. 6'yı işaretle. Bu kadar basit. Evet. İlk 6 köşe taşını gömdük. Bir sonraki videomuzda 7'den itibaren devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlarım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.